toplumumuzla paylaşmak istediğiniz acı gerçekler var. Bu manzara o acı gerçekleri bir kez daha gösterdi. Çok değil, yarım saatlik deniz temizliğinde akla hayale gelmeyecek atıklar denizden çıkarıldı. Beşiktaş sahilindeki deniz süpürgesi isimli teknede dalgıçlar son hazırlıklarını tamamladıktan sonra boğazın serin suyuyla buluştu. Ellerinde büyük poşetlerle denize giren dalgıçların bunları doldurması uzun sürmedi. Kısa süre içinde Beşiktaş sahili atıklarla doldu. Dalgıçlar sadece 20 dakikalık arama neticesinde işte bu kadar atık çıkardı denizden. Atıkların içinde cam ve metal şişeler, pil, cep telefonu, hatta büyük bir lavabo bile yer alıyor. Atıklar daha sonra Turmepa'nın sualtı atık sergisinde sergilenecek. Toplumumuz çok daha duyarlı olmalı. Buradan 10 dakikada çıkan atıkları gördüğünüz zaman hepimiz üzülüyoruz. Çünkü bunlar denizi, yani kirletmek basit bir şey, zehirliyor. Dakikalar ilerledikçe çıkarılan atıklar da arttı. Kamyon lastiği, olta ayaklığı, oyuncaklar da bu tablodaki yerini aldı. Öncelikle çok pis, yani bulanık olması pis olduğunu gösteriyor. Onun dışında neler var? Lastikler var, büyük dev lastikler. Bolca şişe var aşağıda, en fazla bununla karşılaştık. Turmepa'nın hedefi önümüzdeki yıl 101 dalgıç projesini hayata geçirerek çok daha büyük deniz temizliği yapmak.